Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Marvels filminin kötüsünü anlattığım bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin hep birlikte The Marvels filminin kötüsüne yakından bakalım. Captain Marvel'ın devam filmi olan The Marvels, 5. fazla Multiverse Saga'nın bir parçası olarak bizleri karşılayacak. Ancak ana hikayesi diğer Multiverse Saga filmleri gibi alternatif evrenler ve varyantlar etrafında şekillenmiyor. Carol Danvers, Monica Rambeau ve Kamala Khan'ın hayatlarının ve güçlerinin birbirine karışmasını konu alıyor. Film her ne kadar üçlünün ilişki kurmasına, var olan ilişkileri onarmasına ve daha fazlasına odaklansa da, aynı zamanda bir kötüyle savaşmak için birlikte çalışacakları gerçeğini değiştirmiyor. Zayve Ashton, 2021'in başlarında The Marvels'ın kötü karakteri olarak rol almıştı. Velvet Busso ve The Handmaid's Tale aktrislerinin MCU'ya katıldığına dair haberler ilk kez o zaman ortaya çıkmıştı. İlk haberler Captain Marvel devam filminin ana kötüsü olacağını doğrulamak dışında rol için herhangi bir karakter detayıyla sunulmamıştı. Marvel sonunda oyuncu kadrosunu doğruladı ancak Kevin Feige ve Marvel ekibinin geri kalanı oyuncunun canlandıracağı rolü doğrulamaktan kaçındı. Zeev Ashton'ın William ismiyle ilgili gizemi 2 yıl aşkın bir süredir devam ediyor ve The Marvels'ın tanıtım fragmanı bile onun kimliğini soru işaretleri içinde bırakıyor. Fragmanda The Marvels'ın kötü karakterine kısa bir bakış onun bir Kree Ekusur olduğunu bizlere gösteriyor. Kree İmparatorluğu'nun seçkin bir askeri birimi olan Kree Ekusur, Guardians of the Galaxy ve Captain Marvel'da da karşımıza çıkmıştı. Zev karakterinin bir Kree kısır olduğuna inanmamızın nedeni ise elinde tutarken görüldüğü çekişten kaynaklanıyor. Bu silah Cosmo ya da evrensel silah anlamına gelen Universal Weapon olarak biliniyor. Ronan Dykeser daha önceki filmlerde bunlardan birini kullanmıştı. Bu silahlar sarsıcı patlamalar yapabilen ve hatta sonsuzluk taşlarını tutabilen güçlü silahlardır. Bu Ronan'ın kullandığı ile aynı olan Kozmirot olamaz çünkü galaksinin koruyucuları onunkini yok etmişlerdi. Çizgi romanlarda Kree Kusur'un kullanabileceği birden fazla evrensel silah olduğu bizlere gösterilmişti. MCU'da aynı zamanda birden fazla silah yer verilmemiş olsa da Ronan'ın galaksilerin koruyucularındaki ölümünden sonra The Marvels'ın kötü karakterinin yeni bir kozmonot edinmesi mümkün gözüküyor. Ekuser'in çizgi romanlardaki militan tasviri ve Ronan'ın bu silah Nova Corps üyelerini öldürmek için nasıl kullanıldığı düşünüldüğünde Zeyve karakterinin Kree çekici sahip olması Carol, Monica ve Kamala için büyük bir zorluk teşkil edecek gibi gözüküyor. Marvel fragmanı, Zay kötü karakterinin ikinci Kree bileziğine sahip olduğunu göstererek bir başka büyük bağlantıyı ortaya çıkarıyor. Ms. Marvel, Kree bileziğini Kamala Khan'ın orijin hikayesi aracılığıyla tanıtmıştı. Bu güçlü obje Kamala'ya güç vermek için kullanılmıştı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Ms. Marvel'ın geri dönüşü bileziğin Kree bağlantısını doğrulamış oldu. Çünkü Kamala'nın atalarının bulduğu bilezik 10 yüzlük tapınağındaki mavi bir kolda bırakılmıştı. Başka bir bilekliğin bir şekilde The Marvels'ın hikayesine dahil olacağı beklentisi vardı. Ve fragmanda kötü karakterin bir bilekliği olduğunu görüyoruz. Zeyveştan'ın karakterinin The Marvels'da Miss Marvel'ın kri bileziğini kullanması kötüyü daha da güçlü kılıyor. Etrafının sık sık kri askerleriyle çevrili olduğu ve ünlü eküsür silahını kullandığı düşünüldüğünde Muhtemelen kri biyolojisine sahip olması bu silahla Miss Marvel'dan bile daha güçlü olduğu anlamına gelmekte. Marvel's'ın fragmanında gizemli karakterin bileziği tıpkı Kamala'nın yaptığı gibi mor enerji yapıları yaymak için kullandığı görülüyor. Ayrıca üç ana kahramandan gelen enerji patlamalarını ve saldırıları engellemek için de kullanıyor. Bu bağlantı The Marvels'ın kötü karakterinin diğer bilekliğin dünyaya nasıl geldiğine dair bazı cevaplar sağlamaya yardımcı olacağı anlamına gelebilir. Captain Marvel'ın ezeli rakibi Moonstone, Skrull kraliçesi Vorenka ya da Shi'ar üyesi Deadbird gibi ilk teoriler Marvel karakterlerini tamamen değiştirmeden geçerli olmayacaktır. The Marvels'ın kötü adamının çizgi romanlarda imparatorluğun lider olma yolunda ilerleyen eski bir kri geneleri olan Eldan olduğuna dair söylentiler var. Seyveşti'nin karakterinin bir dereceye kadar kri lideri olduğu çok açık ve Kozmirot onun askeri geçmişiyle ilgili bazı ipuçları verebilir. Dolayısıyla cinsiyeti değiştirilmiş bir Eldan'ı canlandırması uygun olabilir. Çizgi romanlar yakın zamanda Leoruel adında bir kadın kri savaşçısını bizlere tanıtmıştı. Kree bilim insanları tarafından yapay olarak yaratılmış ve Carol Danvers'ın üvey kız kardeşiydi. Leo Royal, Hulkling'in baş eküseri olduktan sonra evrensel silahlardan birine sahip olmuştu. MCU bazı büyük değişiklikler ve sürprizler olmadan Leo Royal'e aynı geçmiş hikaye verecek durumda değil. Ama Carol ve Zeeve Ashton'ın karakterinin akraba olması Brie Larson ve rol arkadaşının Captain Marvel'ın kötü karakteri olan ilişkisine dair önce yaptıkları açıklamanın karşılığını verebilir. The Marvels'ın kötü karakter hakkında ne kadar çok ayrıntı bir araya getirilebilse de amacı henüz net olarak tanımlanabilmiş değil. emsyonun Kree geçmişine ve Captain Marvel filminin sonuna bakmak onun ne istediğine dair bizlere olası bir açıklama sağlayabilir. Carol Danvers'ın ilk solo filminin sonu Kree'lere sırt çevirmesini, Ronan'ın istila girişimin engellemesini ve savaşı bitirmek için Hela'ya dönmekle tehdit etmesini içeriyordu. Ancak Ronan geri döneceğini ve Captain Marvel ile tekrar savaşacağını belirtmişti. Equus'un bir üyesi olduğu için Save Ashton'ın The Marvels'ın kötü karakterinin Ronan'ın daha önce gerçekleştirmek için yola çıktığı görevi bitirmek istemesi olabilir. Eğer devam filmi Brie Larson'ın karakterinin Kree İmparatorluğunu nasıl son verdiğini anlatırsa Ashton'ın karakterinin Captain Marvel'ı yenme arzusunu daha da derinleştirebilir. The Marvels'ın özetinde Carol'ın yüce zeka yenmesinin istikrarsızlaştırılmış bir evren gibi istenmeyen sonuçlara yol açtığı belirtiliyor. Captain Marvel'ın Kree İmparatorluğundan ve liderlerinden intikam alma şekli yıllar içinde ondan nefret eden başıboş bir grubun ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir. Marvel'sın kötü karakteri Carol'ın evlerini ve galaksideki konumlarını yok etmesinin ardından Kree'leri yeniden ön plana çıkarmak istiyor da olabilir. Evet arkadaşlar video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkürler. Siz de görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.